Evet, şimdi bildiğimiz basit sivilceye Latincesi acne vulgaris denir. Yani acne vulgaris Latincesi, Türkçesi sivilce. Bu basit sıradan akne veya sivilce Türkçe karşılığı. Bir de acne inverse var. Ter bezi iltihabı. Evet. Ter bezi, yani burada farklı iki çeşit akne var. Normal sivilce kıl köklerinde yağ bezeleri var. Yağ bezeleri yağ salgılar. Bu yağ cildin nemli kalmasını sağlar. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahiptir. Çok özel bir yağ. Sürekli bizi vücudumuz ne yapıyor? Yağlıyor. Yağ olmasa ne olur? Deri çatlar ve kanar veyahut da çok hassaslaşır. Bakteri, virüs ve mantarlar Evet. hızla yayılmasına sebep olur. Enfeksiyon kapmasına sebep olur. Peki hocam, bazılarında çok kuru bir cildi oluyor, pul pul. Bazılarının çok yağlı oluyor. Bu neden ileri geliyor? Geleceğiz inşallah, yavaş yavaş. Tamam. Aheste aheste. Evet. Şimdi bu yağ bezelerinin yağ salgılarken Evet. burada buradaki yağı yağ asidine dönüştüren bakteri var. Propionibacterium bakteriyum veya da Staphylococcus denen bakteriler kıl köklerindeki yağ bezelerinin salgılamış olduğu yağı aside dönüştürür. Asit de yakar, kişi kaşır. Kaşırsa iltihap daha da azar, sivilceye dönüşür. Sivilce dönüşürse ne olur? Tabii ki gençler genellikle hormonları biraz değişmeye başladığı zaman 12-13 yaşında daha çok sivilce ortaya çıkar. Hormon değişimi başladığı zaman ergenlik çağında ve sivilceler çıkmaya başladığında yüzde özellikle panik olmaya başlarlar. Bazıları çok ciddiye alır. Tabii çocuktur, nihayetinde bunalıma girer ve bu sivilceden kurtulmak için gençler her şeyi yaparlar. Her şeyi. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde yasak olan bir ilaç var. Yasak olduğu için Amerika'da yasak, Türkiye'de yasak değil. Bazı Avrupa ülkelerinde de yasak. Birleşiminde A vitamininin bir alt türevi. Trioonin. Nedir Yani hocam? bir A vitamini türevi. İçeren bir ilaç var. Herkesin bildiği Rokutan denen. Yasak bazı ülkelerde, onun için söyleyebiliriz. Problem yok. Bu çok tehlikelidir. Karaciğere zarar verir. Karaciğer yağlanmasına sebep olabilir. Amerika'da intihar vakalarının gençler, çocuklar arasında artması nedeniyle Amerika'da yasaklandı. İngiltere'de de çok intiharlar tetikleyici olduğu için yasaklandı. Birçok ülkede yasak, Türkiye'de de yasaklanacak herhalde. Depresif rahatsızları tetikler, depresyona sebep olur. Karaciğer yağlanmasına sebep olur. Kalp damar rahatsızlarına sebep olur. Efendim, ağızda, dudakta kuruluk. Birçok hastalığı tetikler. Kişi de zaten bunu, kimyasal ilacı, en az 6 ay kullanması gerekir ki sivilceden kurtulsun. Hepten Bıraktığı vücudu zaman çöksün. yani bağışıklık sistemi çökecek. Değil Bağırsaklıktaki mi? faydalı bakteriler azalır. Bağışıklık sisteminin %85'i bağırsaklarda. Faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Mantarlar toksik madde üretir, toksik madde bağırsakları yakar. Bu toksik maddelerin bir kısmı da emilerek karaciğere gelir. Karaciğer yorulur, yağlanır. Kişide kolesterol yükselir, lipid yükselir. Yani genç sivilceden kurtulacağım derken kimyasal ilaçla bilinçsiz kullanılan ilaç yavaş yavaş zehirler. Ne kadar zararlı Bu da aslında. ileride karaciğerin iflası demek, kalp damar rahatsızları demek, alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları vesaire vesaire. Ve en önemlisi de gelişim çağında beyine etki yapar. Beyinde birçok hormon anormalliklerini tetikler. Oysa bu akne veya Latince ismiyle akne, Türkçesi sivilce, Latincesi akne vulgaris. Yani basit akne, vulgaris basit. Çok basit tedavi edilebilir. Neyle? Çay ağacı yağ. Bu Kaptan Cook dünya turuna çıktığında işte ülkeler keşfetmek için Avustralya'ya geliyor. Bakıyor ki insanlar buranın yerlileri bir bitkinin çan yapıp içiyorlar. Aa diyor, çay ağacı. Görmemiş çay ağacını
İlk defa görüyor. Diyor ki demek ki bu çay ağacı. Adı öyle kalıyor. Esas ismi çay ağacı ile ilgisi yok. Bitkinin Latincesi Melaleuca alternifolia. Melaleuca alternifolia bunun birleşiminde %5 oranında eterik yağ bulunur. Bu eterik yağlar akne, tırnak mantarı, bayanlardaki vajina mantarı gibi rahatsızlara karşı etkili olduğu yapılan klinik araştırmalara ispatlanmıştır. Mesela Profesör Doktor Bazet ve ekibi yapmış oldukları araştırmalarda, benim yazmış olduğum bu kitapta bununla evet, ilgili çok ayrıntılı değil mi? Bilgi var. Bazet ve ekibi yapmış olduğu araştırmalarda tırnak mantarını iyileştirdiği belgelenmiştir. Profesör Doktor Williams ve ekibi yapmış oldukları araştırmalarda akneyi iyileştirdiğini, Profesör Doktor Blaisha ise hastalar üzerinde yapmış oldukları deneylerle vajina yani pis kokulu bayanlardaki akıntıları önlediğini belgelemişlerdi. Tırnak mantarı, vajinadaki pis kokulu akıntılar ve mantarlar ve akneye karşı iyi geldiği ayrı ayrı ekipler tarafından kliniklerde hastalar üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş. Ben de bununla ilgili bir tecrübem oldu. Birkaç tane, bir tane değil de yani çok tecrübe oldu da birkaç tanesini söyleyeyim. Evet. Mesela oğlumun testislerinde iyileşmeyen bir pişik oldu, mantar. Doktorların verdiği ilaçlar etki yapmayınca dedim dur ben bunu tedavi ederim. Çay ağacı yağı sürdüm. Çocuk ufaktı o zaman 1,5-2 yaşlarında. Bir iki haftada hiçbir şey kalmadı. Bir seferinde de başka bir televizyon programında bir sunucu bayanın tam yüzünde burasında akne. Sürekli fondötenle kapatıyor akneyi. Evet. Dedim ki çay ağacı yağı bir damla kullanıyorsun. Ve bir şeyimiz geçiyor, kalmıyor. Problem değil. Harikasınız hocam. Evet. Evet hocam. Çay ağacı yağı akne sivilce yani Türkçesi sivilce, Latincesi akne vulgaris'e karşı dünyada en etkili bitkidir. Biz bunun eterik yağını böyle şişeledik ve mesela bunu kullanan vatandaş basit rahatsızlarda sivilcede kullandığında akneye sürdüğünde sivilceye 2 günde kurutur. Fakat yüzünü tamamen sarmışsa, çok ağır bir iltihaplı sivilce ise evet, ağırlaşmışsa bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmedikçe geçmez. O zaman çay ağacı yeterli değil. Ne yapacağız? Çay ağacı yağı basit sivilcede aknede problem değil. Sürersiniz 2 günde geçer. Fakat kişinin bağırsaklarında ve karaciğerinde yağlanma varsa, bağırsaklarında mantar varsa aloe vera, karaciğerinde yağlanma varsa iksir. İksir ve aloe vera jeli kullanmadıkça kesinlikle iyileşme olmaz. Geçici iyileşme olur. Bu nedenle iksir, aloe vera jeli birlikte kullandığı zaman kişi akne inverse yavaş olur. Fakat akne inverse yani ter bezi iltihabı biraz farklı. Sivilce kolay. Ter bezi iltihabında laden gülü artı ve buna ilaveten kortisep kullanmak gerekir. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Mesela laden gülü ile ilgili. Evet. Laden gülü alerjik hastalıklarda, cilt hastalıklarında 10 numara klinik araştırmalar var. Profesör Doktor Günter Wiese araştırmalarla etkisi ispat edilmiştir. Laden gülü forte. Evet.